Hemen ne diyoruz arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 sigma teta eksi sinüs 30 dediğimiz şey 1 bölü 2'dir arkadaşlar. O zaman 1 bölü 2 tau teta eksi 60 çarpı kök 3 bölü 2 kök 3 bölü 2 kökücüm mazur görün biraz. Artı 30 çarpı 1 bölü 2. Evet arkadaşlar, geçen videomuza devam ediyoruz. Evet, dedikten sonra her tarafı 2 ile çarpsak arkadaşlar, paydadaki 2'ler ne yapar? Kalkarlar. Evet, genel denklemimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, ne yapalım? Genel denklemimiz şu şekildedir arkadaşlar. Kök 3 sigma teta. Hemen yazalım onu. Son denklemimizi şu aşağıya yazacağım arkadaşlar. Daha sonra y'yi çözdüğümde gelen denklemi de altına yazacağım. Taraf tarafa sigma teta ve tau teta'yı hesaplamış olacağız arkadaşlar. Evet, kök 3 genel denklemimizi yazıyorum. Son denklemimizi toplam f(x)'ten. Kök 3 sigma teta eksi nedir? Tau teta sayısal ifadeleri de karşıya atarsam eşittir arkadaşlar. Ben hesap makinesinde hemen hesapladım. 73, 973 diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar virgülden sonra 3 basamağı almanızı tavsiye ederim. Çünkü şuradaki 3. basamaktaki yani 3. basamak bazen sonuç için çok etkili olabiliyor arkadaşlar. Evet, şimdi toplam fx işlemimizi silersek. Sırada toplam fy var. Hatta şunu şöyle geri getirelim. Bir dakika. Sadece şunu silelim. Şunu silelim. Şu işlemlerimizi de silelim hemen. Sırada toplam fy var. Fx'i anladığınızı umuyorum. Evet, bu işlem 10 dakika sürer zannediyordum ama yeni anlattığım için, yani yavaş yavaş anlattığım için 20 dakikalık bir süremizi alacak galiba. Ama siz tabii ki çözerken alışacağınız için, tıkır tıkır çözeceğiniz için bu yöntem daha hızlı, hız kazandıracaktır size arkadaşlar, formülden daha hız kazandıracaktır. Evet, toplam f'ye 0 dedik. Pozitif yönümüz yukarı yön. Evet, yazalım denklemi isterseniz. Yukarı hemen ben şurada gördüm. 30 megapaskalımız var. Onu yazıyorum. 30 çarpı etkili yüzey AB yüzeyi 30 çarpı AB. Evet. Başka ne var bakıyoruz. Yukarı yönde 20 megapaskal var. Bakın 20'yi burada eksi almayacaksınız. Çünkü toplam fx fy'de çözerken zaten yönleri belli olduğu için eksi artı almanıza gerek yok. Orada ne verildiyse o. Artı 20 megapaskal alacağım. Artı 20 çarpı etkili yüzey nedir? BC yüzeyidir. Evet arkadaşlar, iki tane daha kaldı. Sigma teta sin 30. Hepsi pozitif çıktı arkadaşlar. Evet, sigma teta sin 30. Hemen yazıyoruz. Artı sigma teta çarpı sinüs 30 çarpı etkili yüzey nedir arkadaşlar? Sigma teta sin 30'un yine AC yüzeyi. Evet, yine artı tau teta kos 30 kos 30 çarpı etkili yüzey AC yüzeyi eşittir 0. Evet. Şimdi yine dediğimiz gibi iki tane AC çarpanımız olduğu için her tarafı AC'ye bölüyoruz. AC, AC, AC ve AC. Evet arkadaşlar, gidenleri götürelim şöyle. BC bölü AC yine karşı bölü hipotenüs olacağından dolayı az önce anlattım. Ne olur arkadaşlar? Sinüs
30 olur. Evet, yine komşu bölü hipotenüs olacağı için kosinüs 30 olur. AB bölü AC'de diyoruz arkadaşlar. Evet, hemen ikinci bir işlemimizi yazalım şu alt tarafa. 30 çarpı kök 3 bölü 2. 30 çarpı kök 3 bölü 2. Değil mi arkadaşlar? Evet. Artı 20 çarpı 1 bölü 2. 20 çarpı 1 bölü 2. Evet arkadaşlar. Sinüs 30 kaldı. Artı. Evet. Sigma teta çarpı 1 bölü 2. Sinüs 30 bildiğiniz üzere kosinüs 60 eşittir 1 bölü 2'dir. Artı tau teta çarpı kök 3 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Eşittir 0. Evet, yine paydadaki ikileri böyle götürürsek arkadaşlar. Biraz yazım çirkin oldu. Acelem var o yüzden. Evet, ne kalır burada arkadaşlar? Şunları da karşıya atmayalım. Bunlar burada kalsın. Ne diyelim? Hemen şöyle diyelim. Genel denklemimizi şu sarıyla yine şu alt şuradaki denklemimizin altına yazacak olursak arkadaşlar. Evet, şu anda hesap makinesinden işlemi de yapıyorum. Evet. Sigma teta şu iki de gitti. Artı kök 3 tau teta eşittir arkadaşlar. Eksi 71,961'e. Evet, ben sigma teta'yı hesaplayayım dedim. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Sigma teta'yı hesaplamak istersem üst tarafı kök 3 ile çarpmam. Üst tarafı kök 3 ile çarpmam yeterlidir arkadaşlar. Çarparsam şurayı siliyorum artık. Burayı siliyorum. Arkadaşlar, denklemime orada devam edeceğim. Evet, üst tarafı kök 3 ile çarparsam ne olur arkadaşlar? Hemen şöyle çözelim. 3 tane sigma teta. Eksi kök 3 tane tau teta. Eşittir arkadaşlar. Hemen üst tarafı hesap makinemde kök 3 ile çarpıyorum. Evet arkadaşlar. 123,128 özür diliyorum. 128,0 yine virgülden sonra 3 basamağı alacağım. 0,38 çıktı arkadaşlar. 8 biraz olmadı. Hemen yeniden yazalım onu. 0,38 çıktı arkadaşlar. Alt tarafı aynen getiriyorum arkadaşlar. Hızlı olacağım. Sürem bitiyor. Sigma teta artı kök 3 tau teta. Hızlıca çözeceğim hemen. Eşittir. Eksi 71,961. Taraf tarafa çözecek olursam bunlar gitti. 4 tane sigma teta. Evet, eşittir. 128,038 eksi 71,961 eşittir 56,077. O zaman sigma teta kaç çıkar arkadaşlar? 4'e bölersek 14,019. Evet arkadaşlar. Hemen karşılaştıralım dilerseniz. Buradan kaç buluyordu formülden sigma teta'yı? Evet, 14 megapascal buluyordu. Biz de 14,019 bulduk. Yaklaşık 14 megapascal'dır arkadaşlar. Yani denklemde sigma teta'yı yerine koyarsanız şurada tau teta'yı da çekebilirsiniz. Aynı çıkacaktır diyorum. Evet, toplam fx fy yönteminden çözüm de bu şekildedir arkadaşlar. İyi günler dilerim. 14,019 bulduk. Yaklaşık 14 megapascal.